Sayın izleyici ve dinleyicilerimiz, bugünkü Risale Okumaları programında yeni misafirimiz, öğretim görevlisi Sayın Selçuk Duman arkadaşımızla beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Bugünkü programımızda kısmet olursa Tabiat Risalesi'nden okuyacağız. Biliyorsunuz dalaletin değişik sınıfları var. Bunlardan bazıları bu kainatı, bu alemi sebepler yaptı. Bazıları tabiat gerektirdi, tabiatın icadı bazıları da kendi kendine meydana geldi diyorlar. Bediüzzaman Hazretleri'nin Tabiat Risalesi 23. Lema Mecmuası'nda bu ihtimallerin ne kadar batıl, muhal olduğunu bize ispat ediyor. Bunların ispatından sonra da dördüncü yol olan bütün bu kainatı ve alemleri Allah'ın yaratmış olduğuna artık kesin gözüyle bakıyoruz. Bu konuda Sayın Selçuk Duman arkadaşımız bize şimdi tabiat risalesinden mümkünse okuyormak lütfunu bahşedecek. Buyurun Sayın Hocam. Teşekkürler Hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. 23. Lema Tabiat Risalesi 17. Lema'nın 16. notası iken Ehemmiyetine binaen 23. lem'a olmuştur. Tabiattan gelen fikri küfriyi dirilmeyecek bir surette öldürüyor. Yani Küfrün, e, az bir kısım yazmak niyet edilmiş. Fakat ehemmiyetine binaen evet. e, bayağı bir sayfalar dolusu mecmua haline gelmiş. Evet. Çünkü bu gerçekten de toplumun kanayan bir yarası imanı taklide kalanların özellikle bu gibi evhamlarla vesveselerle e, neticeleri sebeplere vermesi, tabiata vermesi her zaman gördüğümüz, duyduğumuz e, vakalar bunlar. E, bu noktadan cemiyetin, fertlerin imanını kurtarmak büyük bir ehemmiyet arz dolayı Bediüzzaman Hazretleri Allah bin kere razı olsun bu tabiat isalesini yazmış. Evet, evet buyurun. Ve ayrı bir başlıkta ayrı bir 23. Başlıkta. lema olarak Evet. Zaten aslında ekseriyet de zaten risale Nur eserleri yani ana başlıklarından birisi de zaten vahdaniyeti, tevhidi, Allah'ın varlığının birliğini, iman hakikatlarını ispat etmek zaten. Bu tabiat risalesi de bunların başında geliyor. Dolayısıyla bu risaleyi anlayarak okuyanın gerçekten de Allah'ın varlığına artık inancı geliyor, gelmesi gerekiyor artık. Çünkü o derece kati, akli, mantiki delillerle bunları izah ve ispat ediyor ki... Bunun tersini e, farz etmek e, mümkün değil yani. Evet. evet. Buyurun. 17. lemanın 16. notası iken ehemmiyetine binaen 23. lema olmuştur. Tabiattan gelen fikri küfriyi dirilmeyecek bir surette öldürüyor. Küfrün temel taşını ziru zeber ediyor. İhtar. Şu notada tabiiyunun münkir kısmının gittikleri yolun iç yüzü ne kadar akıldan uzak ve ne kadar çirkin ve ne derece hurafe olduğu la akal 90 muhali tazammun eden 9 muhal ile beyan edilmiş. Sair risalelerde o muhaller kısmen izah edildiğinden burada gayet muhtasar olmak haysiyetiyle bazı basamaklar tayy edilmiştir. Muhal derken imkansızlık değil mi? Evet, evet. imkanı olmayan muhal. Onun için birden bire bu kadar zahir ve aşikare bir hurafeyi nasıl bu meşhur akıl filozoflar kabul etmişler, o yolda gidiyorlar, hatıra geliyor. Evet, onlar mesleklerinin iç yüzünü görememişler. Hem hakikat meslekleri ve mesleklerinin lazımı ve muktezası odur ki yazılmış her bir muhalin ucunda beyan edilen o çirkin ve müstekre ve gayri makul i mezhepleri haşiye aşağıda bir dipnot var. Bu risalenin sebebi telifi gayet müteceavizane ve gayet çirkin bir tarz ile hakaiki imaniyeyi tezyif edip zayıf düşürüp bozulmuş aklı yetişmediği şeye hurafe deyip, dinsizliği tabiata bağlayarak Kur'an'a hücum edilmesidir. O hücum ise şiddetli bir hiddeti kalbe, kaleme verdi ki, şiddetli ve galiz tokatları o mülhitlere ve haktan yüz çeviren batıl mezheplilere yedirdi. <laughs> Yoksa Risale-i Nur'un mesleği nezihane ve nazikane ve kavli leyyindir. mezhepleri mesleklerinin lazımı ve zaruri muktezası olduğunu gayet bedihi ve kat'i bürhanlarla şüphesi olanlara tafsilen beyan ve ispat etmeye hazırım. Bismillahirrahmanirrahim. Kalet rusuluhum efillahi şekkün فَاتُرِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Ayet-i Kerime'nin mealini paylaşayım. Peygamberleri onlara dedi ki, gökleri ve yeri yoktan var eden Allah hakkında şüphe olur mu? İbrahim Suresi 10. Ayet. Yani çok bariz bedihi delilleri gördüğünüz halde nasıl inkar ediyorsunuz tarzında da bir istifham var yani orada değil mi? Yani evet. kainat baştan aşağı tevhid delilleriyle dolu olmasına rağmen nasıl oluyor da bunlar onların akıl gözlerine, normal gözlerine görünmüyor tarzında da bir hayret uyandırıyor. Evet. Ee, Sadi Şirazi Hazretlerine ait bir ifade var. Ee, akıllı insanın nazarında bir yaprak bile, hüşyar insanın bir nazarında bir yaprak dahi Cenab-ı Hakk'ın marifetine dair bir defterdir diyor. Yani onun varlığını bilmek evet, açısından bir yaprak bile evet, yani. bir yolu açıyor. Kainat evet. e, bütünüyle Cenab-ı Hakk'ın vahdet delilleriyle dolu. Tabii bir yaprak da görebilmek. Veze, yapraklara dedince düşünün yani demek ki tevhid delilleri var yani. Sonra meyvesi, ağacın kendisi, hayvanatın evet. kendisi. Yani sayısız yani değil mi? Kainatın evet. zelata dedince Allah'ın vahdaniyetine, varlığına, birliğine deliller olmasına rağmen nasıl oluyor ki bu ehli küfür Allah'ı inkar ediyorlar. Evet. Şu ayet-i kerime istifhamı inkari ile Cenab-ı Hak hakkında şek olmaz ve olmamalı demekle vücut ve vahdaniyeti ilahiye bedahet derecesinde olduğunu gösteriyor. Çok açık yani zahiri. Hani bunu bir başka yerde şöyle bir temsil ile veriyor. Mesela güneş şiddet hararetinden veya şiddet ışığından dolayı güneşe baktığımız zaman bazen göremiyoruz. Niye? Çünkü ışığının şiddetinden dolayı. Onun gibi yani o kadar her yerde bol, mevzul bir şekilde tevhid, vahdane delilleri var ki. İnsan kendisinden, enfüzi cihetinden başlayarak kainatın en geniş dairesine kadar nereye baksa, nereye gözünü atsa, nereye e, aklının eline verse her tarafta Allah'ın varlığına, birliğine, esmasına, sıfatlarına deliller. La yuat, la yuhsa yani. E dolayısıyla yani şek olmaz ve olmamalı. Neticede ayetin dediğini tasdik ediyoruz. Evet. evet hocam. Şu sırrı izahtan evvel bir ihtar. 1338'de Ankara'ya gittim. İslam ordusunun Yunan'a galibesinden neşe alan ehli imanın kuvvetli efkarı içinde gayet müthiş bir zındıka fikri içine girmek ve bozmak ve zehirlendirmek için dessa sahne çalıştığını gördüm. Eyvah dedim. Bu ejderha imanın erkanına ilişecek. O vakit şu ayet-i kerime bedahet derecesinde vücut ve vahdaniyeti ifham ettiği cihetle ondan istimdad edip o zındıkanın başını dağıtacak derecede Kur'an hakimden alınan kuvvetli bir bürhanı Arabi Risalesi'nde yazdım. Ankara'da Yeni Gün Matbaası'nda tab ettirmiştim. Fakat maat teessüf, Arabi bilen az ve ehemmiyetle bakanlar da nadir olmakla beraber gayet muhtasar ve mücmel bir surette o kuvvetli bürhan tesirini göstermedi. Maatteessüf o dinsizlik fikri hem inkişaf etti, hem kuvvet buldu. Bir mecburiye o bürhanı Türkçe olarak bir derece beyan edeceğim. O bürhanın bazı parçaları, bazı risalelerde tam izah edildiğinden burada icmalen yazılacaktır. Sair risalelerde inkısam etmiş olan müteaddit bürhanlar bu bürhanda kısmen ittihad ediyor. Her biri bunun bir cüz'ü hükmüne geçiyor. Yani Bediüzzaman Hazretleri'nin güzel bir tespiti var. Ehli imanın Yunan'a galebesinde yani de İstiklal Savaşı zamanlarına götürüyor bizi. O zaman farkına varmış ki yani Türk ordusunu veya Türk milletinin içinde bir zındıka fikrini sokmaya çalışmışlar. Yani ahlakta ve fikirde bir anarşiye yol açmak, bu milletin imanını tahrip etmek, tahrip etmek amacıyla yani o yıllardan beri asırı geçkin bir süredir uğraşılıyor. Her evet. vesileyle hatta artarak bu zamanda medya yoluyla, sosyal medya yoluyla her türlü vesileleri istimale ederek kullanarak Ehl-i imanı her taraftan saldırıyorlar. Çünkü biliyorlar ki yani Müslümanlar imanı kuvvetli olduğu sürece yenilmezler. Medeniyette de, teknikte de, refah seviyesinde de ileri geçerler. Dolayısıyla onların hedeflerinde Müslümanları önce içten yıkmak, içten çökertmek, imanları eğer yok edilir, Kur'an ellerinden alınır veya Kur'an onlara inkar ettirilir, ettirilirse ancak o zaman bu milleti yenebileceklerini düşünmüşler. Dolayısıyla biz millet olarak o zaman kendi benliğimizi, kendi şuurumuzu kazanabilmemiz için öncelikle yani imanımızı taklitten tahkike çıkarmamız lazım. Evet. Bunun da yolu işte bu konuda en kuvveti bir esir olan Risale-i Nur külliyatını bir an önce okumaya, anlamaya çalışmamız lazım. Eyvallah evet, hocam. buyurun. Mukaddime, ey insan! Bil ki, insanların ağzından çıkan ve dinsizliği işmam eden dehşetli kelimeler var. Ehli iman, bilmeyerek istimal ediyorlar. Mühimlerinden üç tanesini beyan edeceğiz. Birincisi, hül esbab yani esbab bu şeyi icat ediyor. İkincisi, teşekkele bi nefsihi yani kendi kendine teşekkül ediyor, oluyor, bitiyor. Üçüncüsü iktizat hüd tabiat. Yani tabiidir. Tabiat iktiza edip icat ediyor. Evet. Madem mevcudat var ve inkar edilmez. Hem her mevcut sanatlı ve hikmetli vücuda geliyor. Hem madem kadim değil, yeniden oluyor. Her halde ey mülhid! Bu mevcudu, mesela bu hayvanı, ya diyeceksin ki esbab-ı alem onu icat ediyor. Yani esbabın içtimaında o mevcut vücut buluyor. Yani sebeplerin bir araya gelmesinde Gelmesiyle. o mevcut, o hayvan, o bitki veya diyelim o vücut buluyor kendi evet. kendine, evet. Veyahut ikinci olarak o kendi kendine teşekkül ediyor. Veyahut tabiat muktezası olarak tabiatın tesiriyle vücuda geliyor. Veyahut bir Kadir-i Zülcelal'in kudretiyle icat edilir. Madem aklen bu dört yoldan başka yol yoktur. Evvelki üç yol muhal, battal, mümteni, gayrı kabil oldukları kat'i ispat edilse biz zarure ve bilbedahe dördüncü yol olan tariki vahdaniyet şeksiz, şüphesiz, sabit olur. Bu matematikte de kullanılan bir metottur. Hani olmayan ergi metodu. Olabilecek bütün ihtimaller sıralanır. Ee, yani olması mümkün olmayan yolları elendikten sonra ortaya sadece tek bir tane çıkar yol kalır. Burada da e, dediği gibi şu eşyanın, şu mevcudatın icadında yani e, olabilecek, akla gelebilecek dört tane ihtimal var. Ya diyeceğiz ki bu hayvanı, bu bitkiyi, bu eşyayı, bu mevcudu e, ya tabiat gereği olarak tabiat yaptı ya kendi kendine meydana geldi veya da sebeplerin bir araya gelmesiyle o mevcut vücut buldu. Şimdi bu üç tanesinin olmasının mümkün olmadığı eğer ispat edilirse kesin olarak o zaman dördüncü yol olan e, vahdaniyet yolu yani bu mevcudatı bu kainatı bir tek Allah'ın yapmış olduğu o zaman kesinlik kazanıyor. Değil mi? Evet, Adlen, hocam. Bu dört taksim var. Üç tanesi evet imkansız çürük akla şey. uzak çürük olduğu e, gösterilmiş olsa o zaman dördüncü yol olan Allah'ın vahdaniyetiyle ancak bu işlerin mümkün olabildiği açığa çıkacak. Evet. evet. Ama birinci yol ki esbaba alemin içtimaiyle ...teşkil-i eşya ve vücudu mahlukattır. Alemdeki sebeplerin bir araya gelmesi. Gelmesiyle. Sebepler derken nedir mesela? Toprak, su, güneş, Ama, rüzgar, evet. hava. Bunların hepsi birer sebep değil mi? Evet buyurun. Esbab-ı alemin içtima ile eşya ve vücudu mahlukattır. Pek çok muhalatından yalnız üç tanesini zikrediyoruz. Yani çok imkansızlıklar var. Evet böyle bir tezin e, oluşması için pek çok im, e, muhalet im, imkansızlıklardan sadece üç tanesini evet. açıklayacak. Birincisi bir eczahanede gayet muhtelif maddelerle dolu yüzer kavanoz şişeler bulunuyor. O edviyelerden zihayat bir macun istenildi. Hem hayatlar, harika bir tiryak onlardan yapılmak icap etti. Geldik o eczanede o zihayat macunun ve hayatlar tiryakın çoklukla efradını gördük. O macunlardan her birisini tetkik ettik. Görüyoruz ki o kavanoz şişelerinden her birisinden bir mizanı mahsus ile bir iki dirhem bundan, 3-4 dirhem ötekinden, 6-7 dirhem başkasından ve hakeza muhtelif miktarlarda eczalar alınmış. Eğer birinden bir dirhem ya noksan veya fazla alınsa o macun zihayat olamaz, hasiyetini, özelliğini gösteremez. Hem o hayatlar tiryakı da tetkik ettik. Her bir kavanozdan bir mizanı mahsus ile bir madde alınmış ki zerre miktarı noksan veya ziyade olsa tiryak hassasını kaybeder. O kavanozlar, o kavanozlar 50'den ziyade iken her birisinden ayrı bir mizan ile alınmış gibi ayrı ayrı miktarda eczaları alınmış. Acaba hiçbir cihette imkan ve ihtimal var mı ki o şişelerden alınan muhtelif miktarlar şişelerin garip bir tesadüf veya fırtınalı bir havanın çarpmasıyla devrilmesinden her birisinden alınan miktar kadar yalnız o miktarı aksın, beraber gitsinler ve toplanıp o macunu teşkil etsinler. Acaba bundan daha hurafe, muhal, batıl bir şey var mı? Eşek muzaaf bir eşekliğe girse sonra insan olsa bu fikri kabul etmem diye kaçacaktır. Kabul edenlere de yani pes doğrusu değil mi yani? Evet hocam. Bu misal bize şöyle bir özetleyebilir misiniz? Bu eczane misalini. Şimdi hocam bir eczane farz ediyoruz. Evet. Ve eczanede çeşitli ilaçlar var. Bu ilaçların bir takım özellikleri var. Bunlar bir takım dertlere deva. Evet. Bu ilaçların ortaya çıkması için yani meydana gelmesi için birileri tarafından ölçüyle, hassasiyetle oluşturulması gerekiyor. Tabii biz herhangi ilaca baksak miligramdan daha da düşük miktarlarda üzerinde içinde maddeler var değil mi? Demek ki o madde miktarları biraz fazla veya az olsa o ilaç özelliği özelliğini, Tabii, özelliğini gösteremeyecek. Fayda yerine belki de zarar belki verecek. Belki zarar yani. verecek. O kadar hassas evet. evet. Şimdi e, bu ilaçları yapan eczacı bunu bilerek, görerek, hesap ederek yapıyor. Ecza zaten cüz kelimesinin çoğulu. Yani eczane dediğimiz zaman hmm. Yani cüzlerin bir araya gelmesi ve ilaçların oluşmasıyla oluşturulan e, dükkan manasında. Şimdi eğer e, bu ilaçlar bu cüzlere dikkat edilerek oluşturulmazsa ilaç olamaz. Evet. Şimdi böyle bir ilacın oluşmasını biz tesadüfe havale ettiğimiz zaman e, olması gereken mesela şöyle bir ihtimal, şöyle bir örnek. Biz geldik, ortada bir ilaç var. Gayet e, Uygun bir şekilde, hastanın hastalığına uygun bir şekilde hazırlanmış bir ilaç. Baktığımızda ilaç tam tesirini, özelliğini gösteriyor. Gösterebilmesi için, bu özelliği gösterebilmesi için hassasiyetle yapılması lazım. Ama bu ilaç, işte bir takım kavanozlar var, bir takım ekstraktlar var. İşte bir rüzgar, bir fırtınalı hava oldu. Pencereler açıldı. Bir takım ilaçların kapakları açıldı, döküldü. Bir arada buluştular, biriktiler ve ortaya bir ecza çıktı. Evet. Ve, ve, bu ilaç çok tesirli. Yani aranılan özellikte bir ilaç. Dendi, denilmesi hiç kimse tarafından kabul edilmeyeceği gibi bu fikri bir eşeğe bile kabul ettirmeye çalışsak ben bu fikri kabul etmem diye kaçacaktır. Kaldı ki yani bu ilaçlar cansız yani evet bir hasiyeti var evet. izinle ama yanlış anlamadıysam bir hayatlar özelliği de var. Evet. Mesela bu söz konusu olan tiraklar işte tirak ve macun özelliği var. Şimdi dediğiniz gibi yani işte cam açılacak fırtınayla efendim sadece gerekli olan maddelerin içinde olduğu şişeler devrilecek. Ve sadece o miktarlar akacak, bir araya gelecek. Yani 50 milyon yıl, 100 milyon yıl, milyar yıl da geçse kaç milyar... Hani var ya evrimcilerin teorisi bu evet. kadar milyar yılda efendim bir şeyler evrimleşmiş falan. Yani... E, aynen dediği gibi eşek yüz kere bin kere eşek olsa insan olsa bunu kabul etmem diye kaçacaktır yani. Evet. Biz şimdi efendim Urfa'da Göbekli Tepe'de bilmem bir şeyler bulunmuş taşla. Alt tarafı taş tek parça yani. Efendim neymiş bilmem kaç yüz yıl bin yıl öncesinin medeniyet izlerini taşıyormuş. Ya bulduğumuz tek bir taşla biz iradeli, şuurlu, kasıtlı olan bir medeniyetin eseri olduğunu düşünüyoruz da. Düşünüyoruz da değil mi? Yani... Hı bu herhalde bu e, macun vekirya e, misal olarak vereceği e, bitki ve hayvanlar değil mi evet. yani e, 300 bin nevi hayvanat ve bitki var yani e, şimdi bütün bu çeşitliliği yani yani kaç yüz milyarlar yılda geçse yani kendi kendine bunların meydana gelebileceğini düşünmek gerçekten eşekten yüz kere bin kere daha eşek olmayı gerektirecek. Bu derecede olan eşek bile kabul etmem diye kaçacak yani böyle bir muhal imkansız bir şey olabilir mümkün mü? Ancak ve ancak bu e, her şeyi düzgün, ölçülü, hayat özelliğini gösterebilecek bu bitkilerin, hayvanların bu kadar muntazam, harika şekilde hilkatleri ancak ilmi, iradesi, kudreti nihayetsiz olan bir Allah'ın eseri olabilir değil mi? Başka ha. türlü mümkün mü? Yani irade dışında, ilim dışında hiçbir şey yok. Biz bazı şeyleri insanlar olarak, bu kadar terakki etmiş, medeniyet sahibi olan insanlar olarak halen hayvanlardan öğreneceğimiz şeyler var. Hayvanların bazı hareketlerini daha yorumlayamıyoruz, niye yaptığını bilemiyoruz. Yani acaba hani insanlığa faydalı ne çıkarabiliriz ondan diye. Ya yani insanlığın kendine üstad olarak kabul ettiği bu hayvanatın, bu nebatatın, kendi kendine meydana gelmesi veya sebepler tarafından böyle meydana gelmesi ne kadar akılda mı uzak bir şey yani? Evet. evet. Buyurun. İşte bu misal gibi her bir zihayat, her bir canlı elbette zihayat bir macundur. ya yani macun gibidir. Evet. Ve her bir nebat, her bir bitki hayattar bir tiryak gibidir ki... Yani ezanındaki tiryak ve macunu misal bitki ve hayvanlar. Evet. evet çok müteaddit eczalardan, çok muhtelif maddelerden, gayet hassas bir ölçü ile alınan maddelerden terkip edilmiştir. Bir yani araya getirilmiş. Dünyada ne kadar element varsa her birinde kimisinden e, efendim eser miktarda, kimisinden daha fazla yani bütün elementlerden belki numuneler insanın bedeninde var yani. Evet. Yani onlardan bazı biliyorsun kan haline gittiğimizde yani birisi efendim miligram düzeyinde oynayacak olsa, oynayacak olsa diyabet oluyoruz, Bilmem ne hastası oluyoruz. O oluyoruz bu oluyoruz yani. Evet. E şimdi bu kadar sağlıklı insanların demek ki sağlığını devam ettirmesi bir kas ve irade ile yani. Onun hayatiyetini devamlı olarak gözeten bilen onlara ona göre rızkı gönderen birisi var ki bu kainatta bu hayat devam ediyor. Evet, her an, de her an bir evet, tasarruf var tasarruf. ve de bu hayat şu an için bizim hayatımız sadece dünyada görünür şekilde yani ve dünyadaki hayat yaşam şartları tam bizim istediğimiz ve yaşantımızı devam edirecek şekilde yani bütün bu şartların böyle kendine meydana geliyor olduğunu düşünmek yani gerçekten yani kendisine bilim adamı diyenlere nasıl yakışıyor hayret verici bir Evet, şey. maalesef eğer esbaba ana sıra isnat edilse sebeplere, birtakım evet. bir takım unsurlara dayandırılacak olsa ve esbab icat etti denilse aynen eczanedeki macunun şişelerin devrilmesinden vücut bulması gibi yüz derece akıldan uzak muhal ve batıldır. Elhasıl şu eczahane-i kübrayı alemde, alemde evet. büyükçe bir Eczane gibi. Alemi eczane evet, gibi düşünüyorsunuz. Evet, kainat. Hakimi ezeliğinin mizanı kaza ve kaderiyle alınan mevaddı hayatiye hadsiz bir hikmet ve nihayetsiz bir ilim ve her şeye şamil bir irade ile vücut bulabilir. Kör, sağır, hudutsuz, sel gibi akan külli anasır ve tabai ve esbabın işidir diyen bedbaht, o tiryaka acip, kendi kendine şişelerin devrilmesinden çıkıp olmuştur, di, olmuştur diyen divane bir hezeyancı, sarhoş bulunan bir ahmaktan daha ziyade ahmaktır. Evet, evet o küfür ahmakane, sarhoşane, divanece bir hezeyandır. Kesinlikle. Evet. İkinci muhal, eğer her şey vahidi ehad olan Kadir-i Zülcelal'e verilmezse, belki esbaba isnad edilse, lazım gelir ki alemin pek çok anasır ve esbabı her bir zih hayatın vücudunda müdahalesi bulunsun. Halbuki sinek gibi bir küçük mahlukun vücudunda kemal intizam ile gayet hassas bir mizan ...ve tamam bir ittifak ile muhtelif ve birbirine zıt mübayin esbabın içtimağı o kadar zahir bir muhaldir ki sinek kanadı kadar şuuru bulunan bu muhaldir olamaz.'' diyecektir. Evet, bir sineğin küçücük cismi kainatın ekser ana ve esbabı ile alakadardır. Yani güneşi ile yıldızlarıyla, toprağıyla, rüzgarıyla, havasıyla yani toprağıyla her şeyle alakadar yani değil mi yani? Evet. Evet. Bir sineğin küçücük cismi kainatın <laughs> ekser anasır ve esbabı ile alakadardır. Belki bir hülasasıdır. Eğer kadiri ezeliye verilmezse yani o sineğin yaratılışı, o sineğin vücudu, Cenab-ı Hakk'a verilmezse o esbab-ı maddiye onun vücudu yanında o esbab-ı maddiye onun vücudu yanında bizzat hazır olmak lazım. Öyle ya ustanın bir eseri yapabilmesi için yanında olması lazım. Yanında olması lazım. Belki onun küçücük cismine girmek gerektir. Belki cisminin küçük bir numunesi olan gözündeki bir hücrelerine hücresine ...girmeleri icap ediyor. Öyle ya, gözdeki intizamı... ...o senin petek gözlerini <laughs> ...o petek vaziyetini nasıl verecek değil mi yani? Biz bir insan olarak bir eseri yaptığımızda... ...elimizde bizzat müdahale edeceğiz. Yani e, bizzat yanında olmasak... ...ona tesir edemeyiz o esiri meydana getiremeyiz. Yani bir şekilde bizzat olmasaydı uzaktan kumandaydı. Bilmem robot teknolojisi ama neticede bizzat aklımızla göreceğiz, gözümüzle göreceğiz, bileceğiz. Şuurumuzla, irademizle müdahale edeceğiz. Yani ne istiyor? Yani ilim, irade, kudret, mübaşire bizzat temas gerektiriyor bunlar. Evet. Bir yerde kudret nuru ifadesini kullanıyor Bediüzzaman Hazretleri. Yani kudret nur cinsinden nüfuz ediyor ve tasarruf ediyor. Tabii bizim yani ee, tarzımızla Allah'ın e, tecellisi veya e, tesiri farklı oluyor evet. tabii ki. Biz beşer olarak, insan olarak, mahluk olarak e, bizim bir eseri meydana getirmemiz tabii ki Allah'ın bir eseri meydana getirişiyle bir kıyas kabul etmez, etmez, benzerlik arz etmez yani. Evet. evet. Cisminin küçük bir numunesi olan gözündeki bir hücresine girmeleri icap ediyor. Çünkü sebep maddi ise Müsebbebin yanında yani sonucun yanında ve içinde bulunması gerek gerekiyor. Hatice özümle bu yani sebep maddi ise neticinin yani o sebeple hası olan ne ise onun yanında bizzat bulunması gerekiyor. Evet. Şu halde iki sineğin iğne ucu gibi parmakları yerleşmeyen o hücrecikte erkan-ı alem ve anasır ve tabaiin maddeten içinde bulunup usta gibi içinde çalıştıklarını kabul etmek lazım geliyor. Evet. Bu da bir muhal, bu evet. da imkansız evet. bir ihtimal. Alemde ne kadar sebep varsa düşünebildiğimiz hepsinin orada çoğunlukla hissesi varsa orada hazır bulunması gerekiyor. İşte sofistainin en eblehleri dahi böyle bir meslekten utanıyorlar. Üçüncü muhal, El vahidu la yasuru illa anil vahid. Kaide-i mukarreresiyle yani kesinleşmiş bir kural bu. Bir mevcudun vahdeti varsa elbette bir vahitten bir elden sudur edebilir. Bir mevcudun vahdeti varsa elbette bir vahitten bir elden sudur edebilir hususan o mevcut gayet mükemmel bir intizam ve hassas bir mizan içinde ve cami bir hayata mazhar ise bilbedâhe sebebi ihtilaf ve keşmekeş olan müteddit ellerden çıkmadığını belki gayet kadir hakim olan bir tek elden çıktığını gösterdiği halde hadsiz ve hadsiz ve camit ve cahil, mütecaviz, şuursuz, karma karışıklık içinde kör, sağır, esbabı tabiyenin karma karışık ellerine hadsiz imkanat yolları içinde ve içtima ve ihtilat ile o esbabın körlüğü, sağırlığı ziyadeleştiği halde o muntazam ve mevzun ve vahid bir mevcudu onlara isnat etmek, yüz muhali birden kabul etmek gibi akıldan uzaktır. Haydi bu muhalden kat nazar, esbabı maddiyenin elbette tesirleri mübaşeretle ve temasla olur. Halbuki o esbabı tabiyyenin temasları zihayat mevcutların zahirleriyledir. Halbuki görüyoruz ki o esbab-ı maddiyenin elleri yetişmediği ve temas edemedikleri o zih batını on defa zahirinden daha muntazam, daha latif, sanatça daha mükemmel, sanatça daha mükemmeldir. Burayı bir daha okumak istiyorum hocam. Evet. Halbuki o esbab-ı tabiyenin temasları yani o unsurlar yani. hava, su, karbon vesaire kainattaki zahiri Sebepler. E bu sebepleri derken de bunlar kör, sağır, şuursuz, yani, ilimsiz, e, ilimsiz yani e, bunların yani İrit. bu kadar alimane yapılması gereken bu cihazlara müdahalesi gerçekten mümkün değil. Evet. Evet. Esbabı tabiyenin temasları, evet. zihayat mevcutların zahirleriyledir. Yani bir temas olsa bile, Hı. Orta, mesela bir sineğin vücudunun sadece zahiriyle, yani dışıyla. Evet. Bir teması olabilir. binanın diyelim ve sıvalarıyla veya badanasıyla dış dış yüzüyle. Evet. Halbuki görüyoruz ki o esbab-ı maddiyenin elleri yetişmediği ve temas edemedikleri o zihayatın batını, yani o canlının bir de iç yüzü var. Beyni var, kalbi evet. var, organları var, damarları var, e, hissiyatı, sinirleri var yani bütün bunlar. Evet. Evet. O zihayatın batını on defa zahirinden daha muntazam, daha latif, sanatça daha mükemmeldir. Esbab-ı maddiyenin elleri ve aletleriyle hiçbir cihetle yerleşemedikleri, belki tam zahirine de temas edemedikleri küçücük hayat, küçücük hayvancıklar. Bir de bazı hayvancıklar var ki küçücük. Esbab-ı zahir, esbab-ı maddiye onların batınına yetişemediği gibi neredeyse zahirine de temas ya. edemiyor diyor. E, mikrop diyoruz, virüs diyoruz. Bunların her bir bir evet, mikroskobik varlıklar. Ee, yani gözle görülemeyen <laughs> nice varlıklar var yani. Ee, yani bu kadar incesinden tutun en büyük hayvanata kadar. Yani hepsi bir intizam, nizam tahtında çalışıyor bunlar neticede. Evet dediğiniz gibi yani e, kör, sebeplerin bunların ne zahirine ne vaatına, temasları mecali methali, ilmi iradesi kudreti mümkün değil zaten olsun evet. zaten ilimsiz iradesi kudreti olan bir şeyin ne tür bir şey müdahalesi olabilir ki evet, evet. esbab maddiyenin elleri ve aletleriyle hiçbir cihetle yerleşemedikleri belki tam zahirine de temas edemedikleri küçücük zihayat, küçücük hayvancıklar en büyük mahluklardan daha ziyade sanatça acip ...hılkatçe bedi bir surette oldukları halde o camit, cahil, kaba, uzak, büyük ve birbirine zıt olan sağır, kör esbaba isnat etmek, dayandırmak, yüz derece kör, bin derece sağır olmakla olur. Yani bunu kabul etmek için böyle yüz derece kör, bin derece sağır olmak. Yani hakikate kör, hakikate sağır olmak, gerçekliğe kör. Yani bir yerde de yanlış hatırlamıyorsam şöyle diyordu. E mesela bir sivrisinekteki sanat bir filden ileri geçmese de geri de kalmaz. Aşağı diyor. kalmaz. Yani hayvanatın küçüklüğüyle beraber aslında sanat cihetinde daha da kıymetleniyor yani. Belki hani büyüktür, kabadır deyip e, fili sebeplere verdin, e, sinekte mümkünatı yok. Onun kılına, kanadına müdahale edemiyorsun değil mi? Mikroskop yani evet. altında baktığımızda ne kadar esrar var, ne kadar intizam, nizam, yani kudretin iradenin tecellisi var bütün bu hayvanatta. Dolayısıyla gerçekten yani bu birinci, ikinci sebebe evet, hocam, he, oraya geçmeyelim isterseniz. Evet, Vakit olarak geldik. yetmez. Ee, tekrar şöyle bir özetlersek bir eczane misali verdi. Eczane misalinde efendim eczanın meydana getirildiği maddelerin olduğu raflarda dizili şişelerden bahsetti. O şişelerin yani garip bir tesadüfle e, sadece ve sadece o meydana getirmek istediğimiz o İlacın içindeki maddeler kadar hassas ölçüde gerekli maddelerin serseri bir tesadüf, fırtına neticesi sadece o şeylerin devrilip sadece istenilen miktar kadar akıp bir araya gelerek o ilacı teşkil etmeleri kaldı ki bu cansız bir ilaç için veriliyor. Bu bile mümkün değil. Kaldı ki bizim örneğimizde yani hayatlar bir bitki, bir hayvan e, değil mi? Yani bunlar evet. hayatın özelliğini gösteriyor devamlı etrafıyla alakadar e, efendim suyu bedenine çekiyor efendim e, yaprağı meyvasıyla fevkalade her birisi bir sanat eseri. Yani Hayvanat dediğiniz eseresi, gibi bir öyle. şişeye girip şişede e, kalmıyor yani. Kalmıyor evet. Yani başlangıcı ve sonu bir değil. Evet. Yani sürekli onun üzerinde bir tasarruf var. Tasarruf var, görüyor, duyuyor, süt veriyor gıda alıyor. Yani yavrusu oluyor, evet. yavrusunu besliyor, meyve veriyor. O verdiği meyveler, o verdiği çiçekler her birisi biraz tane harikası, kokusuyla, letafetiyle, şekliyle, rengiyle her birer mucize değil mi? Masamıza koyuyoruz ki çiçekleri ortamın bir şey rengi açılsın, değilsin, atmosfer evet. değişsin yani. E şimdi biz bu kadar etrafımıza yani bize verilenlere bu kadar bağımlıyken bunların yani tabiatla tesadüfle kendi kendine meydana geldiğini iddia etmek gerçekten yani çok ahmakane bir fikir. Çünkü ortada hangi esere baksak bir ilim eseri, bir nizam intizamlı, intizamlı bir şey yok ki. Kainatta Allah'ın varlığını en büyük delil kainattaki en ufaktan en büyük daireye kadar her şeyde müthiş bir intizam olması. İntizam niye gerektiriyor? müthiş bir ilmin, ihatalı bir ilmin varlığını gerektiriyor. E, bilmek de yetmiyor işte. Ortada vücut bulmuş eserler var değil mi? 300 binden fazla, 400 bin nevi hayvanat ve nebatat tayfesi var. Her birinin kendi içinde türleri var. Trilyonlarca. Her baharda efendim karınca veya sinek gibi tayfaların bir baharda neşrolundan efradı diyor. Belki Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar gelebilecek olan insanların sayısından daha fazla. <laughs> e, hangi karıncayı alsak? Ayakları, efendim gözü, etrafı olan alakası, hissiyatı, duyguları her şeyi mükemmel. Hiçbirisi noksan bırakılmıyor. Yani fazlası Allah'ın ilminden uzak değil yani. Hepsinde aynı anda tecelli ediyor. Bu işte Allah'ın ilmin, iradesinin, kudretinin nihasesini gösteriyor. Aynı anda trilyonlarca canlıya, nebatata, kayyumiyet sırrıyla müdahalesi, onların efendim her türlü hayatiyetinin devamları için şartlarının tedariki, ihtiyaçların onlara zamanda gönderilmesi bu devamlı olarak bir ilim, irade, kudret olabilir. Yoksa biz yani gözümüzü kapamakla yani bu hakikat örtülmez. Başka başka değişik isimlerle yani efendim moda bir takım isimlerle bu tevhid hakikati inkar edilemez. Evet, evet. Yani burada hocam şirke kapı açılmış oluyor. Evet. Ki yanılmıyorsam şu Alar adlı eserinde bir zaman Hazretleri bir ifade naklediyor. Daha doğrusu ifade ediyor. şirk diyor öyle bir cürümdür ki ancak onu cehennem temizler. Çünkü insan Cenab-ı Hak tarafından Halifeyi i zemin olarak yani. yaratılmış, yeryüzüne gönderilmiş, kainatı görüp, tanıyıp, daha sonra da Rabbisini tanımakla vazifelendirilmiş. Ama böyle çok ahmakane hani ifade ettiğiniz gibi aslında Risale-i Nur'un mesleği nazikane, nezihane, bir kavlileyindir yumuşaktır. Fakat evet. ortada o kadar büyük bir cürüm var ki bu sebepten dolayı e, tabiat risalesindeki üslubun biraz sertleştiğini görmekteyiz. Usulları hiddete getiriyor evet. bu şirk yani Allah'a ortak koşmak değil evet mi? Evet öyle bir cürüm ki diyor ancak onu cehennem temizler. Yani siz vahdete yani Cenab-ı Hakk'a vermek yerine bunu... E, tabiata, sebeplere ya da kendi kendine ver vererek çok büyük bir cinayet işlemiş e, evet. oluyorsunuz. Bir insan olarak Allah korusun. Cenab-ı Hak böyle bir itikattan hepimizi muhafaza, muhafaza eylesin. eylesin. Ee, bu duamızı yapmakla beraber İmanımızı da takliden tahkike çıkarmak için ne gerekiyorsa bu eserleri özellikle okumaya çalışacağız, gayret etmemiz evet, inşallah. lazım. İmanımızı kurtarmak en birinci vazifemiz. Yani insan dünyaya niye geldi, ne yapmaya geldi, vazifesi nedir, nereye gidiyor. Madem ki insanı yaratan birisi var, peygamberlerle gönderdiği semavi kitaplarla da insanın yaratılışının gayesi ve ne yapma ve yapması gerektiği hepsi bildirilmiş. Yani örtülü, kapalı, kalın herhangi bir şey yok. yok. Dolayısıyla insan yani dünyaya çalıştığının birazını da hani bir yerde diyor yine eserlerde 24 saat sana halik ömür vermiş. 24 saatten bir saatini namaza, 5 meşru namaza, abdese sarf etme insaniyetin gereği. Evet. E bunun yanında da imanı takliden tahkike çıkarmamız lazım. O namazı hakkıyla kılabilmemiz için. Değil mi? Evet. Cenab-ı inşallah bu gayret içinde olanlardan nasip edilir. Peki Sayın Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Hocam. Allah razı olsun. Sağ. Evet sayın dinleyiciler ve izleyiciler. Bugünkü Risale-i programında Tabiat Risalesi'nin ancak bir muhalini e, işleyebildik. Gelecek haftada inşallah diğer muhallerden devam etmek üzere şimdilik Allah'a emanet olun. Müzik